Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Can Polat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş. Fakat şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin ikisi kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Can Polat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra dosyanın ilk duruşması da geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Davada maktul Ruhi Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili adli tıp raporu da olayın dehşetini gözler önüne serdi. Raporda Can Polat'ın önce bıçak darbeleriyle vurulduğu, ardından vücudunun parça parça kesilip toprağa gömüldüğü kaydedildi. Öte yandan sanıkların ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince yapılan kazıda Ruhi Can Polat'ın kemiklerine ulaşılmış, ulaşılan kemikler arasında ayak bilekleriyle ayakların olmadığı ortaya çıktı. Ruhi Can Polat'ın iki oğlunun avukatı Aziz Dinç de, sanık Azim Eşeğ'in kendisine tecavüz edildiği ifadelerinin somut delille desteklenmediğini ve bu konuda da yargılanmanın hala devam ettiğini söyledi.